O zaman somut projelerle konuşalım değil mi Gaffar? Ne var ben, mesela? Ben bir şey merak ediyorum. Şu, çok, bunlara girmeyeyim. Siyasette çok konuşacağımız şey var. İzmir mesela, ben fikrimi söyleyeyim müsaadenizle. Hızlı gitmemiz için diyorum. İzmir Türkiye'nin en demokrat şehirlerinden biri. Tarihi öyle. Ben buna inanıyorum. Yani doğru. Mahalle baskısının olduğunu düşünmüyorum İzmir'de. Sana nerede? İzmir'de mi yok Gaffar? Evet. Yok, ben de aynı kanaatteyim. O konuda Melih Bey. Ben burada hepinize karşıyım. Konuklarım hepsi hemfikir. Ben seni destekliyorum Melih. Sağ ol Duraç'cığım. Demek ki İzmir'de mahalle baskısı yok. Siyasi yasakların kalkmasında İzmir Türkiye'de rekor oy vermişti. 160 oy vermişti. 1987-88 senesinde. Yani İzmir aslında demokrasi geleneği olan bir şehirdi. Mutlaka ben var eskiden canım. Yani Yunan, eski Yunan'dan beri vardı. Yeme içme konuşulurken. Ben bugünü biraz merak ettim. Yeme içme konuşulurken halk ekmekle ilgili bir soru soracaktım. Yani şimdi halk ekmek fiyatı 7 lira olmuş. Sizin rakibiniz de şöyle bir şey yazdı. Dedi ki ben dedi 7 lira olduğunu öğrendim dedi. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı söyledi. Gelince 6 lira. Siz kaç lira olduğunu biliyor musunuz? Halk ekmeğe dair fikriniz nedir yani? Gelince 5 lira yapacağım diyor. Hayır şöyle var. Yani bir hata yapmış. Normalde o gün 7 lira yapılmış. Dolayısıyla ona karşı aslında tweet metninde ya kendisi ya danışmanları hata yapmışlar. Sonra düzeltmek için de birçok kişiyle diyaloğa girmek durumunda kaldı. Yani dolayısıyla işte seçime 6 gün kala 7 lira yapılmasında tepki göstermek adına böyle bir şey yaptığını söyledi. Sonra da biz pazarsanın itibaren işte belediye geldi 5 lira indireceğiz dedi. İşte 5 lira da 7 lira olmuş. Yani biz de tekrar 5 lira indiririz. Ekmek 5 lira olacak. Yani siz de indirirsiniz tekrar. İndiririz tabii canım. Hayır, ama zor bir şey değil herhalde. Şimdi bu konuşmadan anladım. Yani bizim daha önemli, ya bu zaten yapmamız gereken iş. Ya ben bunları ya bu bir belediye başkanı oturduğunda yani ekibiyle beraber değerlendirip halkın menfaati ne varsa kendi elindeki kaynaklara göre de doğrusunu yapması gerekiyor. Yani biz mesela su ücret tarifleri %50 indirim yapacağız. Bunu söyledik. Bunu deklar ettik. Bunu dile getirdik ve bunu önümüzdeki hafta ilk işte meclis kararı alınması gerekiyor. İlk meclise getireceğimiz işlerden birisi olacak. Kazanırsanız ilk suya %50 indirim yapacağız. Tabii yani %50 indirim konusu söyledik. Biraz hızlı gidelim mi son dakikaları yani şimdi diyoruz. Bence bu yaptığımız... Raylı sistemi de soracağım. Bu soru cevaptan anladığım şey. Çünkü ben bugün bu tweet'i attım. İzmir Belediye Başkanı, mevcut belediye başkanı adayı İzmir'de herhalde CHP'nin yönettiğinin farkında değil. Hatta ekmek fiyatlarının ne olduğunu bile farkında değil. Cumhuriyet Halk Partili olmasına rağmen demiştim. Ama siz çok yani bir nezaket örneği gösterdiniz. Rakibinizin sehven yapılmış bir şey olduğunu ifade ettiniz. Bu üslubunuz belki de İzmir'de farklılık arz edecek. Yani belki de en önemli şey bu. Hı hı. Ama bir de gerçeği var İzmir'in. Hele ki İzmir gibi yani Selçuk'u olan, Efes'e olan, akropolleri olan, yani son derece antik bir mirası olan ve doğal olarak da çok büyük bir turizm şeyi olan şehir. Adeta Helenistik dönemden kalma gibi yani. Selçuk'a gittiğinizde son derece arkayık, ilkel Murat bir şey görüyorsunuz. Murat sanat tarihçi o yüzden başkan. Yani o bu şehirlerin, bu ilçelerin kalkındırılması için buraların gerçekten turizme açılabilecek, turistlerin geldiğinde de evet biz burası bizim şehrimiz diyebilecek bir noktaya gelebilecek mi acaba? Tabii ki gelecek. Yani biraz önce söylediğim gibi yani bizim temel sorunları çözerken bu anlamdaki adımları da atacağız. Yani turizmle ilgili bir kere şunu kabul ediyoruz. İzmir'de herkes bunu kabul ediyor. Ne yazık ki biz turizmde geride kaldık. Yani Antalya, Muğla ciddi anlamda önümüze geçti. Bir taraftan Alsancak Limanı'nı kruvaziyer limanında, kruvaziyer konusunda daha ileri bir noktaya taşıyarak oradan liman arkasından özel yürüyen bir şehir yaparak. Yani bizim burada şimdi gösterdiği arkadaşların işte sağlık turizmi, kruvaziyer limanı, kongre fuar turizmi, festivaller, film platoru. Bunlar yapacaklarımız. Bunlarla turizmin hareketlenmesini sağlamak. Esas gerçekten bu anlamda yoğun bir şekilde İzmir turizminin yoğunlaşması bir sağlık turizmi. Bence en önemli işlerden birisi olacak. Çünkü diğer turizmde diğer şehirler çok ilerledi. Arayı kapatmak zaman alacak. Ama kruvaziyer turizmini bu anlamda arttırma şansımız var. Efes dediğinizde Kuşadası'na gelen kruvaziyer gemilerinin yani Efes'e, Şirince'ye uğraması, oraları daha güzel bir hale getirdiğimiz ki Kültür Bakanlığımız çalışıyor. Şimdi bakanlıklarımızla entegre çalışacağız. Yani en büyük avantajımız belki de o olacak. Ya bakanlıklarımız İzmir'le ilgili proje yaparken acaba ile karşılaşmayacak.
Şimdi genelde böyle oluyor. Yani bir şey yapayım, acaba şimdi ne denir, ne yapılır, nasıl bir tepkiyle karşılaşırız? Şimdi acabayla karşılaşmayan bir süreç biz bir kere yaşatmamız gerekiyor. Onun için oralar bu anlamda ayağa kalkacak. Alsancak Limanı'nı kruvaziyer konusunda iyi bir noktaya getirdiğimizde, özellikle Alsancak Limanı, arkasındaki tarihi binalar, onlar restorasyonu, birini Kültür Bakanlığı yaptı. Bir iki tanesini biz yapacağız ve oraya da Bilim ve İnovasyon Merkezi yapacağız. Hı hı. Şöyle İzmirliler bilirler. Ben hemen direkt kısaca söyleyeyim. Alsancak Limanı'nda indiniz. Zafer Bey, Alsancak Limanı arkası, o tarihi binalardan geçtiniz, fuara girdiniz. Fuarda o yeşil alanda gezdiniz. Orada bazı aktiviteler de oluşturacağız. Oradan çıktınız, basmaneden, kapılarda Mustafa Kemal Atatürk'ün şehre girdiği 9 Eylül günü o yoldan, o yolun... Bir harita verin geçen, aslında ne güzel başkan burada gösterirdi gelsin, bunu. İzmir yani harita, haritası yok mu? Haritasını bulamazsın. Sonra hayal ederiz şimdi. Zafer o, biliyor o, ama. Kapılarda yani 15 yıldır o parker daha yapılmamış. Sağlı solu bir şekilde bu Alsancak projesi, bu ayrı bir yer ama... Tamam, buradan gösterebiliriz. Evet, belki o çizdiğiniz rota çok güzeldi. Buradan gösterebiliriz. Daha iyi canlanabilir. Şuradan, şimdi bu Alsancak şurası fuar. Evet. İşte şuradan limandan, şu arka taraf, burası fuar. O kruz gemileri fuar. Buraya geliyor. Tabii evet, buraya gelecek liman. Burası fuar. Fuardan geçtiğiniz an, kapılar dediğim mevki burası. Şuradan şuradan kemer altına. Şu fuarı geçtiğim sonra kemeraltı şuralar olması. Kemeraltı şuradan konak PR alanı. Yani tam böyle yürüyen bir konak. Yürünen bir konak. Bu şu proje için. Evet. Burada şurada tren istasyonunu biraz... Samet, bir de raylı sistemi ver. Hazır başkan kalkmışken onu da sorayım. Raylı sistem yok değil mi şu an İzmir'de öyle bir herhangi yani bir şöyle, şey yok? Tramvay var. Var mı? Tramvay var. Nerede işler? İzban var. İzban var. İzban TCD ile Büyükşehir Belediyesi ortak yapmış olduğu bir proje. Birlikte yapacağımız iş. Dolayısıyla burada yeni setler almamız lazım. Yeni setler aldığımızda İzban'da şu anda 24 dakikalık olan süre 12 dakikaya, 24 dakika gelme süresi, 12 dakikada gelen şeyde 6 dakikaya inmesi gerekiyor. İzban'da yeni bu setler aldığımızda, 30'a yakın set aldığımızda İzban Ödemiş'e, Bayındır'a ve Tire'ye uzanacak. Çünkü elektrifikasyon yapıldı şu anda. Sadece set alıp onu hayata geçirmemiz lazım. Yine setler aldığımızda Selçuk'a bir saatte bir aktarma durumu var. Bunu da kısaltmış olacağız. Tabii orta vadeli planda da açıkçası Bergama ve Kınık'a İzban'ı ulaştırma düşüncemiz var. Kuzey tarafı. Yani en büyük hayalimiz, çok maliyetli ve kolay olmadığını biliyorum. İzban tren yolu üzerine yapıldığı için şehirler ikiye böldü. Çoğu ilçemizi ikiye böldü. Yani Torbalı ikiye bölündü. İzban'ın iki yakası birbiriyle buluşmuyor. Yani inşallah uzun vadede İzban'ı yer altına almak. İki yakayı da bir araya getirmek. İki yakayı bir araya getirmek. Bu en çok yapacağımız işlerden birisi. Bir de Halkapınar Otogar. Halkapınar'dan Otogar'a metro projesi. Aslında Ulaştırma Bakanlığı'nın yıllardır projesinde olan bir iş. Onu İzban'a dönüştürdü Ulaştırma Bakanlığı. Projesi bitmek üzere. Önümüzdeki süreçte gündemlerimizden birisi de Halkapınar'dan Otogar İzban olacak. Bir de Konak'ta raylı sistem var galiba değil mi? Konak'ta zaten metro var. Bir metro taraftan var. Da şey var. Tramvay var. Şimdi tramvay, Karşıyaka tramvayı var. Karşıyaka Çiğli. Bir de Konak tramvayı var. İkisi buluşmadı. Bizim bazı yapacağımız görüşmelerle öncelikle iki yakanın birbiriyle buluşmasını sağlayacak ön işler yapmamız lazım. Sonrasında da o ikisini, Karşıyaka ve Konak tramvayını birbiriyle buluşturmamız lazım. Yani şöyle liman burası. Farklı renkle gösterseler iyiydi arkadaşlar. Konak tramvayı küçük şurada bitiyor. Karşıyaka tramvayı burada başlıyor. Şu ikisini şu alanda buluşturmamız lazım. Ya şuralarda bazı tesisler var. Onlarla ilgili bir şey yapmamız lazım. Ya da şu an Körfez'den bir geçiş yapmamız lazım. Anladım. Teşekkür ederiz. Denizle ilgili ek bir proje var mı Hamza Bey? Denizi temizleme var işte. Körfez'i temizleme var. Ulaşım? Ulaşıma dair bir şey herhalde yok galiba. Deniz ulaşımı. Şöyle, deniz ulaşımında şu anda %2,5 oran toplu ulaşım içinde. Onu %5'e çıkarma hedefimiz var. Rakibimizin Deniz Taksi diye bir projesi var. Ben şöyle baktım, çok yani bana çok efektif gelmedi açıkçası. Vallahi ben dolayısıyla ya, çok da ona o yönde şey yapmadık ama toplu ulaşım içinde %2,5 olan oranı %5'e çıkartmak
Ya bazı iskeleleri gerekirse daha sık hale getirerek, bazı uğradığı yerleri, az uğran yerleri sefer sayıları azaltarak %2,5'a %5'e çıkartmak hedefimiz var. Eskiden daha aktifti galiba değil mi deniz taşımacılığı? Bir mesela 30 yıl kadar önce ya da 25 yıl kadar önce öyle miydi? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Ya bence de öyleydi. Çünkü biraz da insanlar bizde mesela en çok kullanılan sefer aslında orada Konak Karşıyaka. Karşıyaka Çarşı, Konak, Kemeraltı'nın oradaki iskele. Genelde kullanılan yer orası. Bostanlı'da biraz daha kullanılır. Şimdi pasaportla Bayraklı'da yeni yeni bir hat daha oluşturulmuş. Son dönemde Alsancak'ta da bir hat var. Ya bunlar neresi, ne kadar kullanılıyor? Ona bir bakmamız lazım. Sonrasında da insanların daha çok eve ve işe gidişte yoğun olduğu zamanlarda deniz ulaşımını daha çok nasıl faydalı hale getiririz, bunu görmek lazım. Son dönemde benim de bir iki tanesinde şeyimiz olmuştu. Yani gemi alma konusunda bu dönemde, yani Sayın Tunç Soyer döneminde 2-3 tane gemi alındı. Onlar yeterli mi bilmiyorum. Daha fazla gemiye ihtiyaç varsa tabii gemi alarak o sayıyı arttıracağız. Tunç Soyer İstanbul'da çalışmalara katılıyor diyorlar. Siz şimdi Tunç Soyer'in adını alınca İzmir'de kampanyaya katılmıyor mu Tunç Soyer? Bir iki programda beraber görüntü verdiler. Bir iki programda katıldılar yani. Deniz taksi ile ilgili ben bir ekleme yapayım. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu deniz taksi uygulaması yapmaya kalktı. Taksiler kullanılmıyor şu anda. Bir kısmı çürümeye terk edildi. Evet, yani o kadar da bir kıyı yok. Taksi adı üstüne taksi toplu taşıma. Bana çok, İzmir'de bir tane körfez var, oradan geçer. Bir de bize çok değil şey yani 15 dakika zaten. Evet, burada ya, İstanbul'da başka dakika. Bir konu ama yani taksi. Bana çok efektif gelmedi dediğim gibi. Yani toplu ulaşımda orada nasıl oranı arttırabiliriz tahmin ona bakmamız lazım. Peki rakibiniz Cemil Tugay. Bilinen bir isim mi? Çok fazla adını duymuyoruz. Siyasetten gelen bir isim mi? İzmirli tanıyor mu? Ben takip ederim yıllardır siyaseti ama çok duyduğumuz bir isim değil. İzmir'de tanınan, bilinen bir isim midir? Şöyle, Karşıyaka Belediye Başkanı. Yani Karşıyaka Belediye Başkanlığı'nda bir kere Karşıyaka'yı dolaştığımızda da şunu görüyoruz. Yani Karşıyaka'ya ne yaptı ki Büyükşehir Belediyesi'ne bir şeyler yapacak ifadesi karşılaşıyoruz. Bir de ya 9 tane aday adayı vardı Cumhuriyet Halk Partisi'nden. 9 tane aday adayı içinden böyle bir adaylaşma süreci oldu. Tabii burada birçok veri önemli. Yani yapay zeka da önemli. Anketler de önemli açıkçası. Yapay zeka herhalde yüklendiğinde kongrede ilk imzayı kim verdi diye sordu. Yapay zekanın verdiği cevap böyle oldu demek ki. Yapay zeka ile belirlediler, onu söylüyorsunuz öyle mi? Yani öyle Sayın olmuş. Özel öyle dedi. Yani yapay zekalarla işte çalışmalar yaptık dedi. Ben de baktığım zaman yani İzmir'i yıllardır tanıyan, bilen biri olarak, İzmir'e haksızlık yapılmamasını isteyen biri olarak, İzmir'in hizmet almasını isteyen biri olarak, İzmir dertlisi biri olarak diyorum ki yapay zeka herhalde tek bir kriter baktı. O da kongrede imza verme kriterine baktı. Başka hangi kriteri alırsanız alın, ankete de alın, araştırmayı da alın, ne yaparsanız yapın. 9 tane aday adayı vardı. 9 tane aday adayın içinde ben bile sıralama yaparım. Yani yapabilirim. Biliyorum çünkü. Yani aday adaylarını tanıyorum. O aday arkadaşları tanıyorum. Aday arkadaşları içinde rakibim olarak olduğunda gerçekten çok mutlu olacağınız kimse var mıydı? Yani mutlu olacağım demeyeyim. Bir reklama gidelim mi? Dönüşte onun cevabını alalım. Kısa bir reklam arası devam edeceğiz.